Bayern Münih Beşiktaş maçına saatler kala yeni yeni yorumlar ve röportajlar da gelmeye devam ediyor. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı ünlü golcü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları son 16 turu ilk maçının kendileri için çok çok önemli olduğunu belirtti. Lewandowski, Kicker dergisine verdiği röportajda Beşiktaş ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu dile getirdi. Beşiktaş genelde kanatlardan geliyor. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Cenk Tosun gibi önemli bir forvetini sattığını belirten Lewandowski, genelde kanatlardan gelerek orta yapıyorlar ve ceza sahasında tehlikeliler. Savunma ile hücum arasında denge yerinde ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi fırsatlarımızın olacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul'daki atmosfer inanılmaz. Vodafone Park'ta oynayacakları rövanş maçında oluşacak atmosfere dikkati çeken 29 yaşındaki golcü tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum değerlendirmesinde bulundu. Lewandowski eşleşmede Bayern Münih'in favori olup olmadığı ile ilgili soruya ise bu kelimeyi hiç sevmiyorum. Favori olup olmadığımızı sahada maç oynanacağı sırada göstereceğiz dedi. Beşiktaş savunmasının patronu Pepe. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lewandowski, Pepe süper bir futbolcu. Grup maçlarında Beşiktaş savunmasının patronu olduğunu ve takıma yardım ettiğini gösterdi açıklamasını yaptı. İlk maçı evde oynamak iyi. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'a karşı ilk maçta en az bir gol atarak gol yememelerinin kendileri için iyi olacağını kaydetti. İlk maçı iç sahada oynamanın dezavantaj olup olmadığına ilişkin soruya da Lewandowski, "Hayır, bazen ilk maç evde oynamak iyi oluyor. Çünkü rakibiniz tanımıyorsunuz. İlk karşılaşmadaki tecrübeyi deplasmanda sahada daha iyi bir şekilde yansıtabiliyorsunuz." dedi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi maça saatler kaldı. Heyecan gitgide büyüyor. İnşallah Beşiktaş'ımız Bayern Münih'e en azından evinde bir gol atar ya da berabere kalır ve gelip dediğim gibi kendi evinde de taraftarın bildiğiniz üzere müthiş bir atmosferi oluyor Vodafone Park'ın. Ve arkadaşlar, Vodafone Arena'da bunu inşallah çok iyi bir şekilde taraftarla beraber futbolcular da gösterir ve Beşiktaş bir sürpriz yapar ve imkansızı başarır da diyebiliriz. Tur atlar. Bildiğiniz üzere Beşiktaş gerçekten güzel bir kadroya sahip. Özellikle son 8-9 maçı da lig, bunun yanında Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere çok zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecekler. Hatta her maçına derbi diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle bildiğiniz üzere bazı futbolcular var. Talisca, Tolgay, Atiba Hutchinson gibi. Arkadaşlar, bu önemli futbolcular eğer dediğim gibi Bayern Münih maçında sarı kart görürlerse bir dahaki kendi evlerinde oynayacakları Bayern Münih maçında da arkadaşlar cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş büyük bir dezavantaja sahip olacak. Bakalım, yarın maçı heyecanla bekliyoruz. Bildiğiniz üzere maç 22.45'te ve TRT'de arkadaşlar. TRT1'de maçı hep beraber tüm Türkiye, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, bütün Anadolu takımlarıyla beraber ve bütün gurbetçilerimizle beraber arkadaşlar maçı heyecanla ve büyük umutla izleyeceğiz. İnşallah Beşiktaş dediğim gibi başarılı olur. Lewandowski'nin yaptığı açıklamalara göre maçı bayağı önemsiyorlar. Bu da dediğim gibi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk arkadaşlar grup aşamasında gösterdiği performanstan ve bunun yanında dediğim gibi ligde gösterdiği performansın üstünlüğünden dolayı. Bakalım maç ne olacak? İnşallah Beşiktaş grup atlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar, Dertli Bestekar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.